Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız 11. sınıf odf çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ders 5'i tamamlamıştık en son özdeşikleri yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi ders altta ne var? Sıralama var. Ama sıralamadan önce ben neyi anlatacağım? İndirgemeyi anlatacağım. Ders 7'yi anlatacağım. Çünkü hani indirgeme ile biz ne yapabileceğiz? 2. 3. 4. bölgedeki açıları 1. bölgeye çevirebileceğiz. Çünkü sıralama sorusu geldiği zaman atıyorum mesela ikinci bölgedeki, üçüncü bölgedeki açıları verip de sıralatabilecek bize. O yüzden önce bizim neyi bilmemiz lazım? İndirgemeyi bilmemiz lazım. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden indirgeme konusuyla derslerimize devam edelim. Şimdi bir açının trigonometrik değerinin dar açı değerine indirgenmesi. Yani biz ne yapmaya çalışıyoruz? İkinci, üçüncü, dördüncü bölgedeki açıların mesela sinüs 100'ün, kosinüs 250'nin, tanjant 330'un karşılığını bulmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de indirgemeden faydalanacağız. Şimdi benim iki tane metodum var. Bir yatay eksen metodu bir de düşey eksen metodu. Yatay eksen metodu. Sonra alttan özet yapmış oluruz tamam. Yatay eksen metodu. Şimdi bir tane birim çember çizelim. Birim çemberimize bakarak bakın. Şurası pi açısı. Şurası da 2 pi açısı. Ben ikinci bölgedeki bir açıya pi eksi alfa ile Üçüncü bölgedeki bir açıya pi artı alfa ile dördüncü bölgedeki bir açıya da 2 pi eksi alfa ile ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Ve böylece ne yaparız? Birinci bölgeye çevirmeye çalışırız. Şimdi biz yata ekseni kullanırken bir fonksiyonumuz isim değiştirmez. Fonksiyon isim değiştirmez. O bölgedeki işaretini alır. Mesela vatandaş bana dedi ki sinüs 110 nedir dedi. Sinüs 110'u sorduğunda ben bunu şöyle söylerim. Şimdi 110 kaçıncı bölgede güzel kardeşim? İkinci bölgede değil mi? O zaman ben 180'e olan uzaklığını ölçerek sinüs pi eksi 70'tir diyeceğim. Eğer ki biz yata ekseni kullanıyorsak yani biz bir açıya ikinci, üçüncü, dördüncü bölgede bir açıya tamam mı? pi ya da 2 pi ile ulaşmak istiyorsak fonksiyon isim değiştirmeyecek. O zaman bunun karşılığı direkt sinüs 70 gelecek. Bunun yazdıktan sonra diyoruz ki bu fonksiyonun bu açıdaki bulunduğu bölgedeki değerine bakıyoruz. 110 kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsün karşılığı ne? Artı. O zaman sinüs 110 ile sinüs 70 birbirine eşitmiş diyeceğiz. Mesela tanjant 300'ü sordu. Şimdi tanjant 300'ü sorarsa ben tanjant... Şimdi 300 kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Ben o zaman ona nasıl ulaşayım? 2 pi eksi 60 ile ulaşayım. O zaman burası nedir? Tanjant 60'tır. Bakın eğer ki pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, pi'nin tam katı şeklinde git gel yapıyorsan fonksiyon isim değiştirmiyor. O zaman tanjant 300, tanjant 60 eşit. Daha sonra önce buna kararını veriyorum. Daha sonra o bölgedeki işaretini söyleyeceğim. Şimdi 300 kaçıncı bölgedeydi? 4. bölgede. 4. bölgede tanjantımızın işaretine eksi. O zaman bizim sonucumuz ne gelecek? Eksi gelecek diyebiliriz. Mesela kotanjant 220. Şimdi kotanjant 220'yi söylemek istersek kotanjant pi artı 40'tır diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 180'e olan uzaklığını da ölçebilirsin istersen sen. Yani sana verdiği bir açının ya 180 ya da 360 olan uzaklığını ölçeceksin. Ha hocam gidip de ben ikinci bölgedeki bir açıyı 2 pi'den ölçebilir miyim? Ölçersin ama ulaştığın açı senin ne olmaz? Dar açı olmaz. Yani birinci bölgede bir açı olmaz. O yüzden biz dar açı yakalayabilmek için yani birinci bölgede bir açı yakalayabilmek için o bölgeye en yakın pi ya da 2 pi hangisi ise ondan git gel yapacağız. O zaman kotanjant 220'ye kotanjant 180 artı 40 diyoruz. Eğer ki ben dediğim gibi pi 2 pi 3 pi'den git gel yapıyorsam fonksiyon isim değiştirmiyor. O zaman burası kotanjant 40 yapıyor. Peki kotanjant fonksiyonu 220'nin bulunduğu Üçüncü bölgedeki işareti nedir? Artıdır. O zaman kotanjant 220'de neye eşitmiş? Kotanjant 40'a eşitmiş. İşte biz buna yatay eksen metodu diyeceğiz. İşte bu yatay eksen metodu bizim için can canan yani. O kadar kıymetli. Tamam mı? O zaman biz ne yapmaya çalışıyoruz? Şunu bir kaldırayım. İkinci, üçüncü, dördüncü bölgede bir açı verirse pi ya da 2 piye uzaklığını ölçerek ne yapmaya çalışıyoruz? Onun birinci bölgedeki karşılığını bulmaya çalışıyoruz. Bakın burada da bu bölümde falan filan demiş. 2 pi ve pi açılarını kullanarak indirgeme. Yani yatay eksen metodu. Do, 180'den ileri geri gidiyorsun. Ne yapıyorsun? 360'dan ileri geri gidiyorsun. Trigonometrilerin birinci bölge değerini hesaplarken açıların bulduğu bölgeye göre fonksiyon işaretini belirlenir. Fonksiyon adı değişmeden indirgeme yapılır. Ben de aynı iki 2 tane. Bir fonksiyon isim değişmiyor. 2 o bölgedeki işaretini alıyor. Tamam? Şimdi bakın. Şimdi biz atıyorum 180 burası. İkinci bölgedeki bir açıyı yakalamaya çalışacağım. O zaman ikinci bölgedeki bir açıyı ne yaparım? Sinüs pi eksi alfa ile söylerim. Kosinüs pi eksi alfa ile söylerim. Tanjant, kotanjant şeklinde söyledim. Şimdi ikinci bölgeden hangisi artı? Sinüs artı. Kosinüs, tanjant ve kotanjant eksi. Bak bu burası çok önemli bir bölge bu kısım. Niye? Bakın dikkatli baktığınızda sadece ikinci bölgede sinüs artı, diğerlerinin hepsi eksi. Aslında ben ikinci bölgedeki açıya Değil mi? Mesela atıyorum 110, 150, 170 gibi açıları geniş açı dediğime göre. Tamam mı? O zaman şu arkadaşla şu arkadaş birbirinin nesi olmuş oluyor? Bütünleri olmuş oluyor. Yani bir tanesi atıyorum 10 derece ise buradaki açı 70, 170 derece gibi. O zaman ben geniş açılarda ne yapayım? O açının bütünlerini hesaplayayım. Sadece sinüste fonksiyon işareti pozitiftir. Geri kalanları da hepsi negatiftir. Mesela nasıl fayda sağlar bana? Mesela şöyle bir tane üçgen yaptım. Şurası alfa olsun. Mesela burası 5 olsun. Burası 12 olsun. Burası da 13 olsun. Şimdi sana vatandaş neyi sorabiliyor musun? Şuradaki açının mesela tanjantını soruyor. Şimdi hocam bana bu açının tanjantını sordun ya. Ben bunu hesaplamak yerine bunun bütünleri olan açının tanjantını hesaplasam 12 bölü 5'tir derim. Yalnız kaçıncı bölgede geniş açı olduğu için eksidir diye ifade edeceğim. Çünkü ikinci bölgede aslında benim açım. Anlaştık. Mesela sinüs alfayı sorsa hocam şu açının sinüsünü bulmak yerine şu açının sinüsünü hesaplarım. O da kaç gelir? 12 bölü 13 gelir. Doğru mu? İkinci bölgede sinüs artı olduğu için bunun da karşılığı kaçtır? 12 bölü 13'tür. O zaman biz geniş açılarda ne yapıyoruz? Onun bütünlerinin karşılığını aynen yazıyoruz. Sonra o bölgede sadece sinüs artı geri kalanların hepsi eksi olmuş oluyor. Yani bana kosinüs alfayı sorsa ben diyeceğim ki 5 bölü 13 ama Eksi 5 bölü 13. Çünkü ne yapıyoruz? Biz geniş açıdaki değerini, işaretini söylüyoruz. Atıyorum tanjant söyledik. Kotanjantı söyleyelim mesela. Kotanjant alfayı sorduğunda o zaman komşu böyle karşı gidip alfanın bütünlerinin nesini hesaplıyorum? Kotanjantını hesaplıyorum ama işaret olarak eksidir söylüyorum. Bak burası sizin mutlaka bilmeniz gereken bir kısım. Aynen şurada da gördüğünüz gibi geniş açılarda ne yapabiliriz? bize ifade edebiliriz. Bakın üçüncü bölgede de ne yapmışız onları anlatmışız. Dördüncü bölgede de anlatmışız. Hatta bakın biz esas ölçü bulurken içerisinden istediğimiz kadar 360 ekleyebilir ya da çıkartabiliriz. Doğru mu? O zaman ben aslında sinüs eksi alfa dediğimde, kosinüs eksi alfa dediğimde, tanjant eksi alfa dediğimde ve kotanjant eksi alfa dediğimde geri geldiğimde kaçıncı bölgeye geleceğim? Dördüncü bölgeye geleceğim. Dördüncü bölgeye geldiğime göre dördüncü bölgede şimdi bir kere bunların hepsi fonksiyon olarak aynı kalacaklar. Yani sinüs alfa, kosinüs alfa, tanjant alfa, kotanjant alfa. Yalnız hocam dördüncü bölgede sadece kosinüs artı diğerlerinin hepsi eksi. Bakın burası da ikinci önemli kısım. Burayı mutlaka bilmeliyiz. Nasıl yorum yapabiliriz? Sinüs içindeki eksiği kosinüs içindeki eksiği, tanjant eksiği, kotanjant eksiği gibi verdiğinde sadece kosinüs içindeki eksi yutacak. Diğerlerin hepsi eksiği başına alacak. Yani sen bana sinüs eksi 130'u sorduğunda ben sana diyeceğim ki kardeşim bu eksi sin 130'dur. Sen bana atıyorum kosinüs eksi 50'yi sorduğunda he, dur bakalım hocam kosinüs ne yapıyordu yutuyordu. O zaman kosinüs 50'dir diyeceğim. İki tane önemli bilmen gereken şey var kosinüs yutuyor. Diğerlerin hepsi içindeki eksiği dışarı alıyor. Bir de geniş açılarda bize trigonometrik fonksiyon sorduğunda biz onun bütünlerinin trigonometrik fonksiyonunu hesaplıyoruz. Daha sonra da sadece sinüsü artıdır. Diğerlerinin hepsi eksidir diyoruz. Bakın şimdi bir yatay eksen metodu bu şekilde. Şimdi bakın alfa 0 ile 190 arasında aşağıdaki işlemlere eşitliğini yazınız. Eğer burası pi şeklinde tam katıysa pi'nin tam katıysa pi, 2 pi, 3 pi, 5 pi bu fonksiyon isim değiştirmeyecek. O zaman orası direkt sinüs alfa yapacak. İkincisi de direkt sinüs yapacak. Neden? Çünkü burası pi. Peki hocam sizden bir ricam olacak. Bu tip sorularda hep kafanızda hayali bir birim çember oluşturun. O hayali birim çember gittim geldim gittim geldim. Bakın şimdi 180 nerede güzel kardeşim burada. Ne yaptın sen ileri gittin. Çünkü pozitif yön saat yönün tersiydi. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs fonksiyonu ne? Eksi. O zaman burası ne yaptı? Eksi. Şimdi ne yaptım? 180'den geri geldim. İkinci bölge. İkinci bölgede sinüs ne? Artı. Toplarsam ne yapar abim? Sıfır yapar diyebiliriz. A şıkkı için. Mesela aynı şekilde kosinüs pi eksi alfa. Bir kere burası pi 2 pi şeklinde pi'nin katıysa bir kere bu fonksiyon isim değiştirmeyecek. Mesela burası da kosinüs oldu. Burası da kosinüs oldu. Bir buna dikkat ediyorum. iki işarete dikkat ediyorum. Şimdi 180 nerede? Burada. Geri geldim. Kaçıncı bölgeye geldim? İkinci bölgeye. İkinci bölgede kosinüs ne? Eksi. O zaman burası eksi oldu. Şimdi şuna bakalım. 360 burada. Yani 2 pi. Geri geldim. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs ne? Art. O zaman burası da art. O zaman cevabım ne geldi? Anam yine sıfır geldi. <laughs> Geldik C'ye. Tanjant pi artı alfa. Hop tanjant alfa. Fonksiyon isim değiştirmez. Tanjant pi x alfa. Hocam bu da tanjant alfa. Bölü. Tanjant 2 pi x alfa. Hocam bu da tanjant alfa. Çünkü pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 41 pi hiç önemli değil. Fonksiyon isim değiştirmeyeceğim. Şimdi 180 nerede? Burada. ileri gittim. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjant ne? Artı. Şimdi buradayız. 180. Geri geldim. İkinci bölge. İkinci bölgede tanjant ne? Eksi. Bak bir burada eksi var. Bir de buradan bir eksi geldi. O zaman burası ne oldu? Artı oldu. Alttayız şimdi. Ne diyor? 2 pi eksi alfa. 2 pi burada. Geri geldim. Dördüncü bölge. Dördüncü bölge tanjant ne? Eksi. O zaman ne yaptı burası? 2 tane tanjant alfa bölü eksi tanjant alfadan cevabımız ne gelir arkadaşlar? Eksi 2 gelir diyebiliriz. Bu da C şıkkının çözümüydü. Anlaşıyoruz değil mi? Peki bakalım. Geldik D'ye. Sin pi artı alfa. Hocam orası sinüs alfa. Sekant. Sekant neydi? Bir bölü kosinüsü değil mi? O zaman ben bunu 1 bölü kosinüs alfa diye yazabilirim. Fonksiyon isim değiştirmiyordu. Yalnız pi artı alfa. Şimdi 180'den ne yapacağım? İleri gideceğim. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüsün işaretine hmm, eksi. O zaman buradan ne geldi? Eksi geldi. Şimdi aslında bu fonksiyon kosinüse bağlı. 180'den geri geliyorum değil mi arkadaşlar? 180'den geri geliyorum. Kaçıncı bölgedeyim? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs ne? Eksi. Buraya da eksi geldi. O zaman ne oldu? Sin bölü kos oldu. Buna da halk arasında biz ne diyoruz? Tanjant alfa diyoruz. Diyebiliriz. Bu da D şıkkımızın çözümüydü. Şimdi kosinüs 20 aysa tanjant 200 çarpı kosekant 160. Şimdi hocam o zaman biz kısadan eğer ki bana bu şekilde Açı verirse sayısal değer olarak. Buradakiler de o ne diyorsa ben onu yapacağım. Ama mesela burada ne diyor? 200 diyor. Direkt uzaklığın ölçeyim. 180 olan uzaklığı. Tanjant 20 mesela. Kosekant 160. Şimdi o 1 bölü sinüs 160. O da sinüs 20'dir diyebiliriz. Şimdi yalnız bölgelere dikkat edelim. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tanjant. Şimdi... 200 burada. Üçüncü bölgede tanjant ne? Artı. O zaman bu aynen kalıyor. Şimdi sinüs 160. 160 kaçıncı bölgede hocam? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs o da artı. O zaman tanjant 20 neydi? Sin 20 bölü cos 20 çarpı 1 bölü sin 20'den bunlar birbirini götürür. Cevabımız ne gelir? 1 bölü cos 20 gelir ya da sekant 20 gelir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Yatay eksen metodunda fonksiyon isim değiştirmiyor. Şimdi geldik düşey eksen metoduna. 2. düşey eksen metodu. Yine biz bir birim çember çizelim. Şimdi düşe eksen metodu yata eksenden biraz farklı. Ama mantıken ne yapıyor? İkisi de aynı şeyi veriyor. O i̇ki tane metot. Şimdi sen ikinci, üçüncü, dördüncü bölgedeki açılara pi bölü 2'den ve 3 pi bölü 2'den git gel yaparak ulaşabilirsin. Mesela ikinci bölgedeki bir açıya pi bölü 2 artı alfayla... ile üçüncü bölgedeki bir açıya 3 pi bölü 2 eksi alfayla... ile dördüncü bölgedeki bir açıya da 3 pi bölü 2 artı alfa ile ulaşabilirsin. Şimdi bundaki hikaye şu. Bir fonksiyon isim değiştir. Fonksiyon isim değiştir. Bu fonksiyon isim değiştirirken nasıl oluyor? sinüsle kosinüs oluyor. Tanjansa kotanjant oluyor diyebiliriz. 2 verilen fonksiyonun o bölgedeki işaretini alır. Nasıl yani? Mesela vatandaş sana sinüs 110'u sordu. Bu sefer biz 110'a düşey ekseni kullanarak yani 90'a olan uzaklığını ölçerek. Bak bana direkt 110 sorsa. Tamam mı? Ben direkt bir şeyden yaparım. Yatay eksen metodundan yaparım. Hiç buraya düşey mi şeye girmem. Ama soru bana düşey metodu kullandırtacağı için o zaman ses etmem. Şimdi öğrenme aşamasında olduğumuz için hani normal yapalım ama sinüs 110'u sorsalar bana direkt 180 olan uzaklığından sin 70'tir derim. Ve ikinci bölgede sinüs artı olduğu için de cevabım bu geliyor derim. Bak şimdi cevabım bu gelmesi lazım. Neyse biz şimdi düşey ekseni kullanalım. Sinüs 110. Sinüs pi bölü 2 artı 20'dir. E şimdi pi bölü 2'de fonksiyon ne yapacak? İsim değiştirecek. Burası ne oldu? Kosinüs 20 yaptı. Şimdi kararı kim veriyor? Kararı verilen fonksiyon sinüsü değil mi? Sinüs işareti karar veriyor. İkinci bölgede sinüs neydi? Artıydı. O zaman cevabımız artı kosinüs 20 geldi. Hayda. Hocam cevap farklı çıktı. Hayır cevap farklı çıkmadı. Değer olarak farklı çıkmadı. Aynı cevap çıktı. Nasıl yani? Çünkü sinüs 70 ile kosinüs 21 bin'e eşittir. 1.090 dereceye tamamlayan açıların sin-kos değerleri birbirine eşit değil mi? Evet. Biz de, de amaç onun hani karşılığını bulmak. Biz o zaman ne yapabiliriz? Düşey eksen metoduyla bu şekilde ulaşabiliriz. Mesela desek ki bana tanjant 300. Ben de diyeceğim ki tanjant 3 1, bölü 2 artı alfa. Yani 3 bölü 2 artı 30. Aslında. Değil mi? 270 artı 30. Şimdi burada eğer ki pi bölü 2, 3 pi bölü 2, 5 bölü 2, 7 pi bölü 2 kesirli küsürlü bir şeyden git gel yapıyorsam kesin fonksiyon isim değiştiriyor. Eğer burası pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi şeklinde tamsa fonksiyon isim değiştirmiyor. Pi bölü 2, 3 pi bölü 2, 5 bölü 2, 7 pi bölü 2 gibi kesirli ise fonksiyon isim değiştiriyor. O zaman ben buna ne diyorum? Kotanjant 30 diyorum. Kararı bu arkadaş verecek. 300 kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede tanjant eksi. O zaman cevabımız ne gelecek? Eksi kotanjant 30 gelecek diyebiliriz. Bakın burada da aynı şekilde anlatılmış zaten. 90'dan ileri geri ve 270'ten ileri geri giderek birinci bölgedeki değerini indirgenir. Onun için de ne yapılır? Açılara bulunduğu bölgeye göre fonksiyon işareti belirlenir. Peki. iki fonksiyon adı değiştirerek indirgeme yapılır. Yani sin sakos, kos şeklinde git gel yapılır. Şeklinde. Bakın sinüs 90 artı alfa, kosinüs kos, sin olmuş, tan, kot olmuş, kot, tan olmuş gibi. Şimdi kararı kim veriyor? Şuradaki fonksiyon veriyor. İkinci bölgede sadece sinüs artıydı. O yüzden de bunun ikisi artı gelecek gibi ne yapabiliriz? Bunları tek tek söyleyebiliriz. Ama bunları böyle ezbere yapacak haliniz yok. Ben size söyleyeyim size bir açı verdi. Sizin yapacağınız iş kendi kendinize ben 180'i mi kullanacağım? Yani pi'yi mi kullanacağım? 2 pi'yi mi kullanacağım? Pi bölü 2'den mi gideceğim? 3 bölü 2'den mi gideceğim? Ona karar vermek. Ondan sonra kurallarımız belli. Eğer yata ekseni kullanıyorsak yani 180 ve 360'a uzaklıklarını ölçüyorsak fonksiyon isim değiştirmiyor. 90 ve 270 olan uzaklıklarını ölçüyorsak fonksiyon isim değiştiriyor diyebiliriz. Peki bakalım. Dördüncü bölgede de buna yine ne yapmış? Aynen söylemiş. Aşağıdaki değerleri 90 ve 270 kullanarak birinci bölgede karşılıklarını indirgeme yapınız. O zaman biz 90 ve 270 diyorsa şimdi birim çemberde düşündüğünüz zaman 270 burası, 90 burası. Tabi 210'un hani 210 nerede? Burada. O zaman biz 270'ten ölçeceğiz bunu. Şimdi o o zaman tanjant 270 yani 3 pi bölü 2 270 eksi 60 olacak. Bu da nedir? Fonksiyon isim değiştirecektir. Yani kotanjant 60 olacaktır. Kaçıncı bölge hocam? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjant ne? Art. O zaman cevabımız ne geldi? Artık kotanjant 60 geldi. Sinüs 150. He, o zaman 90'a uzaklığı kaç? 60 mı? Ben onu kosinüs 60 diyeyim. Kararı bu arkadaş veriyordu. İkinci bölgede sinüs ne? Artı. O zaman artı geldi. Kosinüs 300. 270 olan uzaklığı kaç? 30. 270 kullanırsak fonksiyon isim değiştiriyordu. O zaman sinüs 30 yaptı. Kararı kim veriyor? Bu arkadaş veriyor. Kosinüs dördüncü bölgede nedir? Artıdır. O zaman artı sinüs 30 geldi. Kotanjant 240. 270 olan uzaklığı kaç? 30. O zaman bu arkadaş ne olacak? Yanlış yazdım buraya. Tanjant 30 olacak. Peki hocam 240 nerede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti ne? Artı. O zaman burada ne geldi? Artı geldi diyebiliriz. Bu da bu şekilde dördüncü örneğimizin çözümüydü. 5. 0 ile 90 arasında aşağıdaki işlemleri tanımlayınız demiş. Bakın kesirli küsürlü ise bu arkadaş fonksiyon isim değiştirecek. Yani tanjansa kotanjant alfa olacak. Bu da tanjanttı. Kotanjant alfa olacak. Bir fonksiyon isim değiştiriyor mu? Değiştirmiyor mu? Onu kontrol ediyoruz. Bir de ne yapmaya çalışıyoruz? O bölgedeki işaretine karar veriyoruz. Şimdi 270 nerede? Burada. 270'ten ileri gittim. Kaçıncı bölge? 3. 4. bölge. 4. bölgede tanjant ne? Eksi. Eksiyi koydum. Şimdi burada ne? 90'dan ileri gittim. 90 burada. ileri gittim 2. bölge. 2. bölgede tanjant ne? Eksi. Bir eksi de burada var. Artı oldu. O zaman camımız yine ne geldi? Sıfır geldi diyebiliriz. Bu da beşinci örneğimizin ilk öncülünün sorusu çözümüydü. Kosinüs 3 bölü 2. Hop hocam o sinüs alfa olur. Alttaki de kosinüs olur. Kesin. Pi bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2, 7 bölü 2 fonksiyon isim değiştirmez. Şimdi 3 bölü 2 nerede? Burada. İleri gittim. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs ne? Artı. O zaman bu artı. 90 nerede burada? İleri gittim, ikinci bölge. Doğru mu? İkinci bölgede sinüs ne? Artı. O zaman bunlar bir şey ifade etmiyor. Cevabımız ne geldi. Tanjant alfa geldi diyebiliriz. Bu da 5. örneğimizin B şıkkının çözümüydü. Biraz böyle sakin davranacağız bu sorularda. Tamam mı? Acele edip de gaza basmayacağız. Ve inanın bana, hani orijinalle beraber siz bütün soru bankalarını elinize aldığınızda hangi kaynağı alırsa olsun teker teker çatır çatır hepsini yapabilecek duruma geleceksin. Acayip güzel ders işliyoruz. Yani özel ders tadında ders işliyoruz. Anlaştık. Geldik 6. soruya. Kotanjant 140. Bak şimdi bana böyle soru sordu ya. Ben böyle soru sorarsa yatayda düşeyde düşünmeden direkt ben bunu 180'e ve 360'e yani yatay eksen metodunu uygularım. Çünkü benim kafam düz çalışır. En azından fonksiyon isim değiştirince onu biliyorum. Mesela kotanjant 140 kotanjant 40'tır. Ben bir de pratikten şöyle yapıyorum. Önce hepsini çata çutur bölgelerini yazıyorum, buluyorum. Daha yani fonksiyon isim değiştirecek mi, değiştirecek mi onu söylüyorum. Daha sonra işaretlerini söylüyorum. Çünkü bir fonksiyona bakıyorum, bir işaretine bakıyorum. Bir fonksiyona bakıyorum, bir işaretine e, sıkılıyorum ya. İnsan oluyor işte. Ya yani sen de büyük ihtimalle sıkılacaksın ya da yorulacaksın. Hata da yapma. Mesela kotanjant 50. O kotanjant 50. Bölü. Sekant 110. Sekant 70. Değil mi? Sinüs 20. Sinüs 20. Peki bakalım. E, ee, fonksiyonlar isimlerine işaretlerine bakacaktık. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kotanjant ne? Eksi. O zaman buraya bir eksi geldi. Değil mi? Şurası eksi oldu. Kotanjant 50. Bildiğin kotanjant 50. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs değil mi? O zaman biz bunu 1 bölü kosinüs 70 yazalım. Olur mu? Kosinüs 70 yazdım. Peki kosinüs 110'da yani ikinci bölgede ne? Eksi. O zaman burası da eksi oldu. 20 aynen kalsın. Şimdi şu eksiler birbirini götürecekler. Şimdi geldik bundan sonraki kısma. Şimdi 40, 50 kotanjant 40 yerine ben tanjant 50 yazabilir miyim? Yazabilirim. Burası da kotanjant 50 yapar. Nereden aklıma geldi? Çünkü bak bunlar birbirini 90 derece tamamlıyor. Aa hocam tanjantla kotanjantın çarpımı birdi galiba. Aynı açıda. Değil mi? Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1 der zaman. O zaman burası 1 geldi. 1 bölü cos 70. E cos 70 yerine ben sin 20 yazabilir miyim? Oo yazarım. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sin cos tan kot değerleri birbirine işte. bunlar da birbirini götürdü. O zaman cevabımız ne geldi arkadaşlar? 1 geldi diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Negatif yönlü açıları indirgeme. Biraz önce bahsetmiştik. Bakın hatta şu sayfaya geleyim. Onu ben buradan nerede bahsetmiştim? Şurada bahsetmiştim. Bunu buradan alalım. Şuraya gelelim. Ben bundan bahsetmiştim. Şurası. Neyi demiştim? Bir tek kosinüs yutuyor. Diğerlerin hepsi eksiği ne yapıyor? Dışarı atıyor. Bu bize indirgeme yaparken fayda sağlayacak çok güzel bir özellik aslında. Bakın sinüs ne yapıyor? Dışarı çıkarıyor. Tanjant dışarı çıkarıyor. Kotanjant eksiği dışarı atıyor. Kosinüs ise içerideki eksi yutuyor. Bakın kosinüs eksi 50 ile kosinüs 50 birbirine eşit. Şimdi 0 ile 90 arasındaymış. Bu yukarıda verdiğimiz özelliği kullanarak bakalım neler yapacağız. Kosinüs ne demiştik? Yutuyor demiştik değil mi? O zaman burası kosinüs alfa olarak kalır. E burası da bir kosinüs alfa. Oldu mu sana c kare? Eksi 1. E şey demiştik biz. C kare artı c kare 1 demiştik. O zaman c kare ne gelmişti? 1 eksi c kare gelmişti. O zaman c kare eksi 1 içinde ne diyebiliriz? 1 eksi c kare yani eksi sin kare alfadır diyebiliriz. A şıkkımızın cevabı. Geldik B'ye. Sin alfa eksi 3 bölü 2. Bak şimdi burada herkes farklı taktik uygulayabilir. Benim burada iki tane taktiğim var. Şöyle bir şey yapıyorum. İstediğimiz kadar içeriye 2 pi ekleyebiliriz ya da 2 pi çıkarabiliriz. Mesela sen şey diyebilirsin. Hocam ben buraya bir 2 pi eklesem bedava nasıl olsa. Değil mi? 2 pi eksi 3 bölü 2 ne yapar? pi bölü 2 yapar. O zaman içerisi pi bölü 2 artı alfa yaptı. Sinüs fonksiyonunda. E bu da nedir? Kosinüs alfadır. Pi bölü 2 nerede? Yukarıda. Ben şimdi ileri gittiğim zaman kaçıncı bölgeye denk geliyorum? İkinci bölgeye. İkinci bölgede sinüs ne? Art. O zaman art kosinüs alfadır diyebilirim. Bak ister böyle yaparım. istersem de şöyle yaparım. Bak aynen buraya bir ok çıkarayım. Hocam sen ne demiştin? Kosinüs ütüyor demiştin. Diğerleri eksiyi dışarı alıyor demiştim. Değil mi? O zaman biz şimdi şu içeriği eksi parantezin alıp eksiyi dışarı alsam. O zaman ne olacak orası? Eksi parantezinde sinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa yapacak. He, bak burası ne oldu? Kosinüs oldu. Peki ne diyor? 3 pi bölü 2 eksi alfa. 3 bir bölü 2 nerede? Burada. Geri gel diyor. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs ne? Eksi. Bir de burada eksi var. Art. Ben ne buldum güzel kardeşim? Art. Burada ne geldi? Art. İki türlü de yapabiliriz. İstersen. Peki, peki nasıl anlayacağım ben bunu? Ya çünkü biz şeyi biliyoruz. 90'dan ileri geri gitmeyi, 180'den ileri geri gitmeyi. Tamam mı? Ama biz açıdan 180 çıkarmayı bilmiyoruz. Yani şu arkadaşın önündeki işareti ne olsun istiyoruz? İşareti pozitif olsun istiyoruz. Ona göre işlem yapıyoruz. Peki mesela C'deyiz. Tamam mı? C'de o zaman mesela 2 pi de ekleyebilirsin. Nasıl istersen. Şimdi eksiyle eksi parantezin alalım. Eksiyi dışarı alalım. O zaman burası ne yapar? Tanjant 3 pi bölü 2 artı alfa yapar. Ne yaptım? Eksi parantezini aldım. Eksiyi dışarı çıkarttım. Yani eksiyi sömürdüm. Şimdi 3 bölü 2 derse bir kere fonksiyon isim değiştiriyordu. Kotanjant alfa. 3 bölü 2 nerede güzel kardeşim? Aşağıda. İleri gittim. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjant ne? Eksi. Bir de burada eksi var. Artı. Sen de öbür taraftan yaptıysan eğer aynı cevabı buluyor mu lazım Peki. Mesela kotanjant eksi pi eksi alfa. Hocam yine aynı mantıklı eksi parantezini alsak. O zaman kotanjant ne yapar? Pi artı alfa yapar. Eee, hocam bak burası tam. O zaman fonksiyon isim değiştirmiyor. Ne demiştik? Tam sayı isim değiştirmiyor. Kesirli küsürlüyse pi bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2, 7 bölü 2 gibi fonksiyon ne yapacak? İsim değiştirecek. O zaman kaçıncı bölgede denk geliyor? 180'den ileri gittim ikinci bölge. İkinci bölgede kotanjant ne? Hop pardon. 180 ileri gittim. Üçüncü bölge. Bak işte böyle çok soru yapmaya başlayınca ne oluyor? Saçmalamaya başlıyorum. Neyse tamam. 180'den ileri gittim. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjant ne? Artı. Eksi ile beraber eksi geldi. Sen eğer öbür taraftan yaptıysan yine bu şekilde bulmuş olman lazım. Geldik E'ye. Sekant eksi alfa eksi 1 bölü 2. Sekant neydi? 1 bölü kos muydu? Kosünüs yutuyordu değil mi? O zaman biz bunu 1 bölü kosinüs pi bölü 2 artı alfa diye söyleyebiliriz. E pi bölü 2 var hocam. O zaman o fonksiyon isim değiştirecek. 1 bölü sinüs alfa olacak. Pi bölü 2 nerede? Yukarıda. İleri gittiğim zaman kaçıncı bölgeye denk geldim? İkinci bölgeye denk geldim. İkinci bölgede bu fonksiyon bana verdiği fonksiyon karar veriyordu. İkinci bölgede kosinüs eksi. O zaman bu geldi. O zaman ne geldi? Eksi kosekant alfa geldi diyebiliriz. Anlaştık. Yedinci örneğimizde beş tane şıkkı olan bizi yoran bir örnekti ama olsun. Bolca da pratik yapmış olduk bahanesiyle. Hadi bakalım geldik sekize. Sinüs eksi 200. Hocam sinüs ne yapıyordu? Eksi başına alabiliyordu. O zaman eksi sinüs 200 diyebilirsin buna. Artı kosinüs 70 aynen kalsın. Kosinüs 70 bölü Kosinüs yutuyordu. Burası kosinüs 70. Sinüs 180'e uzaklığı kaç birim? 20 mi bunun? 20 birim değil mi? O zaman ben oraya sinüs sinüs 20 yazabilirim. Burası sinüs 20. Yalnız kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs ne? Eksi. Bir de burada eksi var. Artı. Artı. Kos 70 bölü kos 70. Oy çok kötü oluruz. Bölü kos 70. Uyanmışsındır inşallah. Mesela sin 20 yerine ne yapabilirsin sen? Cos 70 yazabilirsin. Ne oldu? 2 cos 70 bölü cos 70'ten bunlar birbirini götürür. Cevabımız kaç gelir? 2 gelir diyebiliriz. Bu da 8. örneğimizin çözümüydü. Peki bakalım. Devam. Kaçtayız şimdi? 9'da mıyız? X de 180 dereceymiş. Bir bir ha bunu söylemiştik. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların değil mi? Sinüsleri aynı işaretliydi. Kosinüs, tanjant, kotanjantları zıt işaretliydi. Bak o zaman burası yani bu artı bu da artı. O zaman burası kaç geldi? 1 geldi. Bak burası yani bilmiyorum hangisi ama bu artıysa mesela bu eksidir. Sallıyorum. O zaman oradan ne gelir? Eksi 1 gelir. Eksi eksi 1. Mesela burada da değil mi? Burası eksi ise burası artı olacak. Zaten ama şöyle olsun. Y'si artı dediysek o zaman burası da artı olacak. Bu da eksi olsun. Oradan da ne geldi? Bir eksi bir daha geldi. O zaman ne yaptı? 3 yaptı. 9. örneğimizi çözümü arkadaşlar. Geldik 10. örneğimize. Sin 15 A ise kotanjant 105 çarpı 1. Ya yani bana eğer ki 180'den 360'dan 2 pi bölü 2'den 3 bölü 2'den git gel emri vermiyorsa ben bunu kendi kafama göre yaparım. Yani bunu 180 olan uzaklığından kotanjant 75 diye yazarım. Sonra düşünüyorum kaçıncı bölgedesin güzel kardeşim sen? 105 ikinci bölge. İkinci bölgede kotanjant eksi o zaman buraya eksi yazarım. Çarpı şimdi kosekant neyin sinüsün tersiydi? O zaman bu sinüs 285 gibi çözelim. Bunu da 360 olan uzaklığından 60 75 mi diyelim? O zaman bu sinüs 75 yaptı. Yalnız kaçıncı bölgede? 285 4. bölgede. 270 burası olduğuna göre 285 4. bölgede. 4. bölgede sinüs ne? Eksi. Bu da eksi geldi. O zaman bakalım mı? Şunlar artıya döndü. Kotanjant kos bölü sin demek. cos 75 bölü sin 75 çarpı sin 75 Bunlar da birbirini götürür. Cevabımız ne olur? Cos 75 olur diyebiliriz. 10. örneğimiz için. Geldik 11'e. Şimdi diyor ki bana alfa açısı bak bu sınavda gelebilecek sorulardan bir tanesi. Ben buraya yıldızımı atayım. Alfa 180 ile 270 arasında kosinüs 5 bölü 13 doğru mu sizce? İkinci bölgede olan bir açının kosinüsü eksidir. Peki bunu sormuş. Bak ben ne yapıyorum bunda. Bak şimdi ben burada şöyle bir hareket yapıyorum. Bana böyle alfanın aralığını verdi ya. Ben orayı kapatıyorum abi. Orası yokmuş gibi davranıyor. Sonra geliyorum burayı çözüyorum. Ondan sonra oraya açacağım. Şimdi nasıl yapacağım? i̇zle bak. Şimdi ben bu eksi, içeriği eksi parantezin alıp eksiyi dışarı alsam. Burası tanjant pi bölü 2 artı alfa yapacak. Doğru mu? Çarpı Sinüs 2 pi eksi alfa. Bu sinüs alfadır. Bölü. Kotanjant eksi alfa. Kotanjant ne yapıyordu? Eksiyi dışarı atıyordu. Eksi kotanjant alfadır. Şu eşitler birbirini götürdü. Şimdi şurasında işareti bakacağız. Bu bir kere fonksiyon isim değiştirecek. Orası kotanjant alfa oldu. 180 nerede abim? Pardon 90 nerede burada? ileri gittim. İkinci bölge. ikinci bölgede tanjant ne yaptı? Eksi. O zaman burası eksi. Şimdi şuradayız. Şimdi bu kaçıncı bölgede? 200, 360'tan geri geldiğimiz için dördüncü bölgede. O zaman dördüncü bölgede siz buraya eksi söyleyeceğiz. Eksi sinüs alfa olacak. Bölü. Eksiler zaten gitmişti. Değil mi? Burası kotanjant alfa geldi. Şu eksiler birbirini götürecek. Şu kotanjant da şu kotanjant birbirini götürdü. Cevap ne geldi? Sinüs alfa geldi. Aç kapıyı bezirgen başı diyoruz. Şimdi bunu siliyoruz. Şimdi bu fonksiyonun bu bölgedeki işaretine bakarak tamam mı? Bu değere göre hesap yapacağız. Şimdi alfayı buraya yerleştirdim. Kosinüs komşu bölü hipotenüs 5, 13, 12. Burası yokmuş gibi davrandım. Sinüsün karşılığı ne? Sinüs alfanın. 12 bölü 13 mü? Peki şimdi buraya baktık da kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüs ne? Eksi. İşte cevabımız. Eksi 12, 1, 13 geldi. Yani biz bize verdiği alfanın aralığına bakmadan normal soruyu çözüyoruz. Ondan sonra işlem yapıyoruz. Anlaştık. Ve böylece 11. soruyu da tamamladık. Şöyle yapalım. Şimdi dersi burada tamamlayalım. Bir sonraki videoda bunun geri kalan kısmını çözelim. Çünkü hani çok da böyle ne olmasın video uzamasın canımıza sıkılmasın. Ve böylece ne yaptık? İndirgemeyi halletmiş olduk. İndirgeme ile ilgili daha da soru çözmek için bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.